Değerli Artı Televizyon izleyicileri, Çerkes tarihini irdeliyoruz. 1864 sonraki bölümünü, özellikle Osmanlı ve Türkiye'deki tarihlerini irdeliyoruz. Ki aslında Çerkeslere dair, Çerkes tarihine dair daha derli toplu bir fotoğraf ortaya çıkabilsin ve Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşadıkları sorunlara dair de daha objektif, daha gerçekçi bir bilinç edinebilelim diye. Ayşe Hür ve ben Erdoğan Aydın bu hafta Elbruz Aksoy'u, konuya dair uzun dönemdir çalışan ve Benim Adım 1864 kitabının yazarı olan Elbruz Aksoy ile birlikte bu es geçilen tarih bölümünü irdeliyoruz. Birinci bölümde izlemeyen izleyicilerimiz açısından hatırlatalım ki aslında Osmanlı Devleti, egemenlik sistemi Çerkesleri hem Ruslara karşı savunmasız bırakan, örneğin Çerkes liderlerinin bir kısmını gidip teslim olmak zorunda bırakılacakları hayal kırıklığı da dahil olmak üzere Rus çağrılığına karşı kışkırtan ama serbest bırakan, buraya geldikten sonra da bu sefer gayrimüslim halklara karşı bir jandarma olarak kullanan, istismar eden bir siyasal sürecin aşamalarını irdeledik. 1908 sonrası, ikinci meşrutiyet sonrası Çerkesleri önceki dönemden de daha belirgin bir aktör olarak görmeye başlayacağız. Elbruz Bey, burada aslında 1908 sonrası Çerkeslerin durumuna dair bizimle neler paylaşırsın? Buyurun. Hocam, 1908 sonrası aslında öncesinden çok daha aktif bir şekilde Çerkeslerin hem siyasi hem de askeri aktörler olarak göründüğü bir dönem. İttihat Terakki'nin içerisinde fazlasıyla aktifler ve aktif oldukları kısım da işte Yakup Cemil gibi, işte en meşhur fedai ya da silahşör mü dersiniz, en iyi keşkilatçı dediğimiz Kuşçu Eşref'i mi, Kuşçubaşı. Örnek veririz. İşte 1915'in Diyarbakır'ını idare etmiş Doktor Reşit'i mi? Yani o kadar çok isim var ki, 1915'in İstanbul Emniyet Müdürü ve daha sonra valisi olacak İsmail Can Bulat'ı, çok aktifler. Aynen daha önce kısımda özetlediğimiz gibi yıkılmakta olan bir devletin jandarmaları olma vazifesi verilmiş bir kitle var karşımızda. Yani bu benim kendimce inandığım bir tespit. Bir arkadaşımız da şöyle demişti: fabrikalar vardı da biz mi çalışmadık? Yani böyle de bir imparatorluk, yapacak bir şey yok. Öngörü sahibi devlet adamları bu imparatorluğun yıkıldığının farkında, en az zararla bu yıkımdan nasıl kurtarılırız diye mobilize edilmiş Çerkesler var imparatorluğun dört bir yanında. Yani biz biliyoruz Çerkes Ahmet'i Ermeni vekilleri halt ederken, ama bilmediğimiz Suriye'de, Lübnan'da, Ürdün'de neler oldu? Çerkes Ahmet gibi kaç figür var? Yani bunlar ancak uzun süren çalışmalarla ortaya çıkıyor. Ama diyeceksiniz ki Sinoplu Çerkes Ahmet'in Halep'te ne işi var? İşte o da bir üst akılın, işte o bütün bu işleri organize eden bir yeri işaret ediyor. O dönem fazlasıyla aktifler ve artık İttihat Terakki dediğimiz Enver Paşacıların arkasında Çerkezleri fazlasıyla görüyoruz hocam. Evet, aslında o size fabrikalar vardı da biz mi çalışmadık diyen arkadaşın kaygısını gören bir tarih açılımına gerçekten ihtiyacımız var. Fabrika olsa bile devlet onları, devletin kah saltanatçı kesimi, kah iddiatçı tarafı asla fabrikalara yerleştirmek istemezdi. Onların bu potansiyellerini kullanmak varken niye fabrikaya yerleştirsin? O da ayrı bir sorun. Yani bu özellikle devletin sorumluluğu kısmı gerçekten çok önemli bir kısım. Ayşe, eminim ki 1908 sonrası sürece dair senin de söyleyeceklerin vardır. İstersen sözü buradan sen devam ettir. Ben bir parça hani Türkçülük ideolojisinin Çerkezlere de uygun geldiğini düşünüyorum. Hani sadece bir
hayatta kalma stratejisi olarak bir çeşit kendilerine verilen rolleri gönüllü ya da gönülsüz yerine getirmelerinin dışında hani hakikaten böyle bir ideolojik bir temele de kavuşturduklarını düşünüyorum varoluşlarını. Çünkü Rus karşıtı biliyorsun yani Türkiye Osmanlı ülkesindeki Türkçe akımı başlatanlar yani Tatar'dır, Azeri'dir, işte ne diyeyim Abaza'dır, o tür anti ne diyeyim Slav olmayan halkların aydınları biliyorsun getirmişti. Çünkü onların esas meselesi Rus çağrılığıylaydı. Osmanlı'yı yanına çekmek için bu Türk ırkı, Türk etnisitesi, Türk dili meselelerini teorileştirmişlerdi ve ardından da bu İttihat Terakki'nin ya herkes bize karşı milliyetçilik davası güdüyor. Bulgar'ı, Makedon'u, Sırp'ı, Arap'ı, işte Arnavut'u bir taleple geliyor. Peki bizim neyimiz eksik, biz kimiz sorusunu sordurmuş ve buradan da bir Türk milliyetçiliği tarifi yapmışlardı. İşte buraya Çerkezlerin entegre olması anti-Rus duygulardan dolayı, anti-Slav duygulardan dolayı kolay oldu bence. Yani onlar da kendilerine burada bir yer buldular ideolojik anlamda da diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız buna? Yani sadece vurucu güçlerdeki İttihat Terakki'nin işte Kirkor Zohrab'ı öldüren Çerkez Ahmet örneği elbette çok önemli veya Kuşçubaşı Eşref örneği elbette önemli ama yavaş yavaş da bir çeşit yeni kurulan cumhuriyette şekillenecek olan o Türk devletine de bir şey şekilde entegre olmalarını ideolojik açıdan buralarda kurduklarını düşünüyorum yani. Katılır mısınız? Ayşe, küçük bir rezerv belirtmek istiyorum. Belki oradan açılım yaparsın sen de. Şimdi tek tek bazı Çerkez kökenli ittihatçı ögeler için bu söylenebilir. Ama onların için acaba asıl olan Türkçülük mü yoksa devlet bürokrasisi, devleti yönetmek, egemenliğin tadı ve keyfini sürmek mi? Çünkü İttihat Terakki'nin Türkçü ideolojisinde, kuruluşunda, sonraki kurumlaşmasında Kürtler dahil olmak üzere, yani Kürt kökenliler dahil olmak üzere, başta Ziya Gökalp, bir dizi farklı milliyetten, en önemlisi kökenlerinin ne olduğunu kendilerinin bile ispatlayamayacağı Balkan kökenli unsurların İttihat Terakki'nin özellikle aklında, organizasyon arka planında, basın yayın organlarındaki belirleyiciliğini hatırlayacak olursak, yine aynı şekilde tek tek Çerkez kökenli insanların İttihat Terakki operatörü olmasına rağmen Çerkez köylerinde ve yerleşim birimlerinde 1908 sonrası özellikle Çerkeslik bilincinin giderek güçlenmeye başladığını da görüyoruz. Yani bunlar kendilerini devlete bir şekilde kullandırmayı kabul ediyorlar ama yani halktan söz ediyorum Çerkes halktan ama Çerkesliklerinden vazgeçmiyorlar. Bu dönem için bence altını çizeceğimiz en önemli sorunun ben Çerkez İttihat ve Teavün Cemiyeti olduğu kanaatindeyim. Az önce ikiniz de söz ettiniz gerçi ama bu cemiyetle birlikte ilk defa milli bilincin uyandığı ve geliştiği dönemde aslında aşağıdan yukarı Çerkez halkı içinde, Çerkez köylerinde giderek bir Çerkeslik, biz Çerkeziz, Çerkez olarak haklarımız, kimliğimiz, adetlerimizi giderek belirginleştiren, alfabe üreten, çıkarttığı dergide acaba Çerkez halkı hangisini benimser diye Arap alfabesiyle Latin alfabesini belki de yanlış mı biliyorum ama biliyorum ama Latin alfabesinin ilk pratik uygulamasını da yapanların da Çerkezler olduğunu bu açıdan keza Çerkez okulu kurduğunu Çerkezlerin bu dönemde eğer savaş gelişmemiş olsaydı ben tek tek İttihat Terakki operasyoncusu Çerkez kadrosuna rağmen Çerkez dinamiğinin Çerkez halkının aslında Osmanlıcı, Türkçü hegemonyadan kurtulup kendi ulusal aidiyetleri hattına girmek üzere altyapı kurduklarını düşünüyorum. Ama ne yazık ki kah savaş atmosferi, yasaklar, basın yayın organları yasağı, derneklerinin yasaklanması gibi faktörler kah savaşın o hırgürü derken ne yazık ki İttihat, Birlik ve Teavün Dayanışma Derneği'ni kuran damar
Çerkesliğin kültürel formasyonunu yeniden ayağa kaldıran damar ne yazık ki ezilecek, yerine silahşörlerin, Ermeni düşmanlığının, Rus düşmanlarının belirlediği valiler, teşkilat-ı mahsusa kadroları öne çıkacaktı. Böyle bir talihsizliğin de altını çizmezsek hani Çerkes tarihinin açısından eksik kalır gibi geliyor bana. Ne dersiniz bilmiyorum. Hocam bir ilave yani size. Ben hocam Erdoğan Bey konuşuyor. Erdoğan Bey buyurun. Erdoğan Hocam, yani bu yaptığınız özet çok hakikatli bir özet. Kesinlikle katılıyorum size. Biz 1908 sonrasını kendi aramızda Çerkes Rönesansı olarak adlandırıyoruz. Okulların açıldığı Çerkes Numune Mektebi açılıyor Akaretler'de, yani sarayın 400 metre sırtında. 1 Mayıs 1910 tarihinde Osmanlı hükümeti Çerkesçe eğitime müsaade ediyor. Hocam yani bu çok kıymetli. Daha sonra ilk kez bir Müslüman tebaa kız erkek aynı sınıflarda karma eğitim veren bir okula sahip oluyor. Yani şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Başta hilafet var, saltanat var ve Çerkesler işte bir yolunu bulup, o yolun da nere olduğunu daha önce belirttik, ta hanedanın en kalbinden, haremden bir yolunu bulup bu yasaları çıkarttırıp okullarına, okullarla beraber Guaze denen bir gazeteye, ki 58 sayı çıktı. İnanın ondan sonra böyle bir gazeteyi Çerkesler bir araya gidip çıkartamadı hocam. Yani o kadar dolu bir gazete. Tarih, edebiyat, kültür içinde yok yok. Okulda piyano dersi var. Okulda Fransızca dersi var. Çerkesçe ana dilde eğitim veriliyor okulda. Yani edebiyatı da Çerkesçe öğretmeye çalışıyorlar. Yani köklerine varana kadar Çerkes kimliğini yaşatan. Daha sonra Çerkes kadınları bir cemiyet kuruyor, Taavun Cemiyeti diye. Onlar Diyane diye, annemiz Türkçesi, Diyane annemiz demek, annemiz isminde bir dergi çıkartıyorlar. Osmanlı kadın modernleşmesinde çok önemli isimler, işte Seza Poh gibi, Hayriye Melek Hunç gibi, bu döneme yön veren kadınlar hep bu cemiyetin etrafında. Yani 1908 süreci çok iyi başladı. Ve Çerkesler Düzce'de bir mektep kurmak için uğraşıyor. Adana'da bir mektep kuralım diye uğraşıyor. Kafkasya ile ilişkileri çok kuvvetli. Latin alfabesini ilk kez pratikte kullanmaya başlıyorlar. Hani bu dönem bu anlamıyla evet bir Çerkes Rönesansı'ydı. Fakat devam edemedi. Savaşlar, Birinci Dünya Savaşı ve ardından 1915 Ermeni tehciri ve soykırımı, ardından milli mücadele, İstiklal Harbi derken Çerkesler uzun bir kışa adım atacaktı. Maalesef. Ayşe, istersen buradan devam etsen. Tamam. Ebruz Bey, bu durumda aslında Çerkesler fabrikalarını kurmaları engellenen bir tarihsel süreç içinde bir anlamda kendi kültürel fabrikalarını kurabilmişler. Modernleşmeyi kadın erkek birlikte okudukları okullarla ve yayın organıyla, üstelik seçenekli, Latin ve Arap alfabesi seçenekli, bu anlamda da demokratik bir potansiyel üretmişler. Dolayısıyla Çerkes tarihinin bu döneminin ben Çerkesler tarafından, günümüz Çerkes örgütlenmesi tarafından, aslında bizim başka yeteneklerimiz varmış ve kendi başımıza bırakıldığımızda pekala o yetenekleri ortaya çıkartabiliyormuşuz diyen bir yerden özellikle belirginleştirmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim doğrusu. Çerkes toplumundaki bu işte bu silahşörlük, bu başka halklara karşı suç işlettirme halinden kurtulabilmek ve sonraki dönemde başlarına gelen Çerkes kimliğinin adeta imhasına yol açan sürece karşı da daha doğru, demokratik bir kalkan oluşturabilmek için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Buyurun devam et Elburuz. Çok kıymetli. Bir yer var aslında, ben de çok sonradan keşfettim. Çerkes kadınlarının bu batılılaşma hareketi içerisindeki yeri. Hocam bir küçük yani paragraf yazmıştım, sonrasında çok tartışıldı. Biz şöyle dedik: köle ya da hür Çerkes kadınları tarafından kendi örf adetleri ve nezaket kurallarına göre yetiştirilmiş on binlerce şehirli ve okumuş bir nesil,
Batılılaşma hareketinin şimdiye kadar görünmeyen bir aktörüne de aslında işaret ediyordu. Yerli Müslüman kadınlara göre liberal sayılacak İslam algısından haremlik selamlık uygulamaları yumuşatan kendi adetlerine varana kadar çarşaf yerine giydikleri saye denen milli elbiselerinden esinlenerek sonunda ferace modasına dönüşecek kıyafetleriyle ve peçe takmayarak tesettürü hafifleten modern yorumlarıyla bu Çerkez kadınları bir döneme damgasını vurdu. Bunlar bizim kendi hanelerimiz dışındaki Çerkez kadınlardı. İstanbul'da, sarayda, hanedan haremlerinde, zengin konaklarda yaşam mücadelesi veren ve yetiştirdikleri çocuklarla batılılaşma hareketini aslında önünü açan bir faktör olarak karşımızda hocam bu da. Ebruz, ben bu durumu aslında Anadolu'nun bir diğer toplumsal damarıyla da ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü Anadolu'da maalesef bu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak halkların birbirini tanımasını, benzer özelliklerini tanışmasını da engelledi. Anadolu'nun çok güçlü bir Kızılbaş Alevi damarı var. Orada da kadın figürü her zaman, özellikle de iç mekanlarda, hani iç mekan çünkü korkusuz doğal olunan alan, orada da kadın erkeğine, hatta inanç önderine bile itiraz edebilen, onunla eşitlenebilen, sözünü ona kabul ettirebilen, dolayısıyla iç mekanda mantığı, adaleti, eşitliği, özgürlüğün giderek kurumsallaşmasını sağlayan bir atmosfer. Çerkezlerde de ne yazık ki Çerkezlerde sonraki dönemde bu özelliklerini saklama gibi bir eğilim oluştu. Bir savunma mekanizması, ama aslında sadece saraydaki Çerkez kadını değil, sıradan bütün fotoğraflarda, resimlerde ve Çerkez toplumlarına girip çıkan bütün ilişkilerde Çerkez kadınının erkeğiyle en azından cinsiyet anlamda eşitliğini, bunun da modernleşmeye Çerkez toplumunu nasıl açık hale getirdiğini görüyoruz. Keşke bu imkan dışsal baskıyla ortadan kaldırılmasaydı diye düşünüyorum. Bizim bu anlamda aslında Çerkez özgürlüğüne büyük ihtiyacımız var diye düşünüyorum Türkiye açısından. Buyurun. Evet. Hocam, o Çerkez Rönesansı, işte Birinci Dünya Savaşı, ardından 1915 Ermeni ve İstiklal, o süreçte maalesef sürdürülemedi. Ve 1923 sonrasında da Çerkesler uzun bir kış sürecine girdiler. Bu uzun kış çok kıymetliydi. O ara Çerkesler kendini kapattı. Halbuki yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük çağdaş bir halk, bir kitle, o dönem yaşananlardan dolayı o devrimin kurucularına, devrimin önderlerine, devrimin kendisine, kurucu partisine uzak ve mesafeli kaldı. Ve bu hareket karşısındaki her oluşumun içerisinde de daha sonra 50 sonrasında Çerkesleri yeniden görmeye başlayacağız. Yani düşünün, sırtını saraya dayamış bir Çerkes kitlesi kendini bir anda köylerine hapsetmek zorunda bırakılmış bir kitleye döndü. İşte aslında Cumhuriyet'in iç hesaplaşması da... Oraya biraz daha sonra girelim. Ayşe, sen koptun bir ara. Koptuktan sonraki süreçte Cumhuriyet'e doğru, milli mücadeleye doğru, onun ön gününe doğru geldik. Milli mücadelenin ilk döneminde Çerkesleri bir önceki döneme göre bile daha aktif görmeye başlıyoruz. Üç öge var, sözü sana bırakacağım. Bir, Yunan işgaline karşı neredeyse aslında reel tek direnişi örgütleyen kesim olarak. İki, sultanın milli mücadeleyi bastırmak üzere seferber ettiği güçler içinde yine en aktif öge olarak Çerkesleri görüyoruz. Üç, bunların bastırılmasında da yine en aktif öge olarak Çerkesleri görüyoruz. Yani hani eğer Çerkesler olmasaydı şimdi bizim, hani Türkiye'nin onlara çok ciddi bir borcu var.
Yani milli mücadelenin blokajını kurmasalardı Ankara'da bir hat kurulabilir miydi? Ciddi bir soru işareti. Keza evet. Saltanat eğer Çerkeslerin bir damarını seferber edemeseydi acaba saltanat daha önceden beri yıkılır mıydı? 3. Onları ezenler eğer Çerkesler olmasaydı yine tarih bambaşka şekillenecekti. Çok kritik, çok aslında üstü örtülmüş bir tarih, buyurun. Evet. Herhalde sözünü ettiğin şeyler, aktörlerden biri Anzavur Ahmet diye bizim hala da günümüzde Kemalist ideolojiyi eleştirenlere Anzavur soyundan mı geliyorsun diye sataşır bazı kişiler. Bana bile arada bu şey gelmiştir, bu itham yönlendirilmiştir. Bu gerçekten ilginç bir şahsiyet. Mesela biraz önce anlattığımız bütün tarihi entegrasyon ve asimilasyon süreçlerini de şahsında birleştirmiş bir şahsiyet Anzavur Ahmet. Kendisi 2. Abdülhamit'in sarayına kız kardeşi cariye olduğu için intisap etmiş. Sonra jandarma zabitliğine getirilmiş. Zaman zaman yolsuzluklara karıştığı için bu zabitlik görevinden ayrılmak zorunda kalmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çerkezlerin çok önemli bir geçim kaynağı olan at yetiştiricilik ve at yarışçılığıyla hayatını sağlamış biri. Daha sonra İzmit ve Karaseri mutasarrıflarına atanacak kadar yeniden itibar kazanmış. Ve nihayet 1919'da yani İttihat Terakki'nin bir kanadı Anadolu'da bir direniş hareketi örgütlerken o da padişahın bu harekete karşı bir güç dengesi oluşturmak için oluşturduğu birliklerin başına getirilmiş. Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Umum Jandarma Mıntıka Kumandanı Hamdi Bey'in yardımcılığına getirilmiş ve Halife Hilafet Ordusu diye adlandırılan ya da işte bir hareketin başına getirilmiş. Şimdi bu bir kanat, bir diğer kanat da senin diğer sözünü ettiğin milli mücadele onlar olmasaydı askeri açıdan daha başında sönümlenir miydi dedirten bir aktör. O da Çerkez Ethem, Çerkez Reşit Bey ve Tevfik Bey daha az sözü geçse de bu üç kardeş. Bu kardeşler gerçi Çerkez Ethem Bey özellikle Çerkez diye anılmaktan hep rahatsız olduğunu belirtmiştir. İleriki sürgün yıllarında da bunun kendisini ötekileştirmek için İnönü şürekası tarafından kendisine yapıştırılmış bir sıfat olduğunu söyler ama bunu Çerkez toplumu elbette böyle okumuyor. Kendi içinden çıkmış iki nitelikli asker öyle diyeyim sana ve sonuçta bir yerde büyük bir kapışma içine giriyorlar ve Çerkez Çerkez'i katleder durumuna geliyor daha milli mücadele denilen şeyin başında. Bunun bence etkileri uzun yıllarda sürmüş olmalı Çerkez toplumunda. Elbruz Bey belki açıklık getirir buna ama yenilen elbette padişahla saf tutan Anzavur Ahmet olacak. Çerkez Ethem ise Kütahya hapishanesinden saldığı çeteler, onlara eklediği Ege bölgesindeki işte Efe diye tarif edilen bir kısmı halk kahramanı sayılacak, bir kısmı yerel eşkıya unsurlarla güçlendirdiği o kuvayi seyyareyle adım adım iç isyanlar diye adlandırılan o kalkışmaları yani Kemalist harekete direnen grupları bastıracak. Düzce, Bolu, efendime söyleyeyim Konya, Bozkır bunlara da müdahale edecek ama en önemlisi Yozgat'taki Çapanoğulları başkaldırısını kanlı bir şekilde ezdikten sonra bunun verdiği özgüvenle de Mustafa Kemal'e meydan okuyacak kadar da bir yani özgüveni o noktaya kadar gelecek ve bu gerçekten milli mücadele içinde de önemli bir hat oluşturacak daha sonraki dönem için. Buyur Erdoğan. Elbruz'a vereceğim ama orada acaba Mustafa Kemal'e baş kaldırdı mı konusuna şöyle rezerv belirtmek istiyorum. Çünkü sanki
Ethem Bey'in tasfiye edilmesi için o biraz bahane edilen faktörler. Evet, şöyle diyor, yani ben olmasaydım siz ne işi görecektiniz? Yani batıda da ben bastırıyorum, gelip sizin doğunuzdakileri de ben bastırıyorum. Bunca zaman siz maaş alıp birbirinizle hizip çalışması yapmak dışında ne işe yaradınız gibi bir aşağılama ifadesi var. Ama aslında sonraki döneminde bile Ethem'i sürekli Ankara'daki meclise sadık kalan, onlarla açık çatışmaya girmeyen, onların kendilerinden ricalarını sürekli yerine getiren bir adam pozisyonunda görüyoruz. Hatta hani bugün girmeyeceğiz ama eğer Çerkez Ethem direnmeye kalksaydı acaba Ankara ordusu onu yener miydi? Bile koca bir soru işareti, çünkü kardeş kardeşi kırmasın diyerek adeta geri çekildi. Yani Anzavur'a gösterdiği, Çapanoğullarına gösterdiği, Yunan işgalcilerine gösterdiği direnci, örgütleme yeteneğini mesela Ankara hükümeti kendisine saldırdığında göstermeyen, ondan vazgeçen bir adam figürü var. Elburz Bey... Yani efendim? Haklısın. Öyle de o dediğin o mektuplar en son şeyden sonra tasfiyesinin hemen arifesinde yazdığı mektupta o. Ama Çapanoğlu isyanını bastırdıktan sonra o yörede adeta Ali Kıran baş kesen oluyor ve oradaki bazı aktörlerin cezalandırılmasını istiyor. Hatta bunları yapmazsanız gelir sizi şeye, meclisin kapısına çivilerim falan gibi böyle ölçüsüz şeyleri oluyor, tepkisi oluyor. Yani Çerkez Ethem Bey'i, ben Çerkez lafını bundan sonra kullanmak istemiyorum. Ethem Bey diye kitabımda da aktörleştirirken onu öyle adlandırmıştım. Yani orada çok böyle gri alan, ya hani eskinin yıkılmadığı, yeninin kurulmadığı alanlarda, o Gramsci vari bir şeyle söylersek, o gri alanda güçler dengesi çok net olmadığı alanda her aktör liderliği ele geçirmek için bir hamle yapar. Yani bu meşru bir hamle idi. Ama galibi Mustafa Kemal ve ekibi oldu. Yani Ethem Bey'in bundan sonraki hikayesi, Kuvayi Seyyare'nin tasfiye edilip Kuvayi Milliye diye düzenli ordu haline dönüştürülmesinden sonra artık ikincileştirildi. Ama belki bu arada bir küçük parantez olarak Yeşil Ordu'daki rolünü, yani Ethem Bey ve arkadaşlarının o sosyalist, komünist geleneğin bu topraklarda mayalanması ile ilgili o süreçteki rolünü de belki sen anlatmak istersin Erdoğan. Ondan sonra çünkü devam ederiz. Yani çok önemli bir figür Ethem Bey. Onu başlı başına ayrı bir programa bırakalım. Gerçekten burada eğer girersek o süreci çok eksik, yarım yamalak anlatmış olacağız. O nedenle orayı geçelim. Ebruz Bey, bu üç ögeye dair bize neler söylersin? Hocam, son Ethem'den başlayayım. Ben de Ayşe Hocam'a katılıyorum. Ethem'in Çerkez kimliği İttihatçı kimliğinin çok çok gerisinde. O kadar ki gerillalar arasında Çerkezçe konuşulmasına dahi kızıp bir iki yerde böyle patlayacak kadar İttihatçı. Yani çünkü yani düşünün, saltanata ve hilafete baş kaldırmış bir İttihatçı tabii ki Çerkeslik ötesinde bir inanmışlıkla hareket ediyor. Hem Anzavur'a karşı olan çatışmalar ve Anzavur'u halt ederken ezdiği Çerkesler var. Ama onun ötesinde Çerkes hafızasında Ethem Bey esas Adapazarı Düzce isyanını bu çok şiddetli ve kanlı bir şekilde bastırması ve 52 tane Çerkes ve Abhaz bey ve gencini Düzce'nin merkezindeki çınarlarda astırırken keyifle sigara içme anıyla hatırlandı. Hala da Ethem Bey tarafından çocukları ya da eşleri katledilmiş Çerkesler onu senelerce lanetle andılar. Şimdi bu bize bakan yönüydü Ethem meselesinin. Hani Ethem Bey'e Çerkesler farklı bölgelerde farklı şekilde tepki gösterdi. Ondan acı çekenler onu lanetle anarken, ondan bir haber ve sadece onun kahramanlık hikayesini duymuş Orta Karadeniz ya da Orta Anadolu'nun Çerkesleri onu, evet, bir milli kahraman olarak hala da anarlar. Böyle bir miras bıraktı. Bunun ötesinde o dönem Ahmet Anzavur gibi, Sefer Berzek gibi ve Maan Şirin gibi
aslında eski teşkilatçı ama Birinci Dünya Savaşı döneminde iddiaçılıkla yorunu koparmış, saraya sırtını yaslamış ve işte Adapazarı Düzce isyanının da aslında esas çıkış sebebi oydu. İttihatçılığa tekrar bir alan açmak istemediler. Onların gözünde Ankara iddiatçılığın devamıydı. Ve bu isyanı önce bastırmak üzere Kuşçubaşı Eşref yollanıyor. Fakat Kuşçubaşı Eşref'in ailevi statüsü, o sosyal sınıfı, Çerkesler arasındaki ilginç bir mesele gün yüzüne çıkıyor. Ve Çerkes beyleri onu muhatap almayınca buna sinirlenen Ethem paldır küldür Düzce'yi giriyor. Böyle bir mevzu var. Ayşe hocamın başta konuştuğu Çerkeslerin kendi içerisindeki kabile ve sülale çekişmeleri Düzce'deki bu isyanın bu kadar kanlı bastırılmasının sebeplerinden biridir. Ethem ait olduğu kabileye dair kişilere hürmet ederken diğerlerini asmıştır. Yani bu işin ayrı bir yönü. Sonunda saray taraftarı Çerkesler mücadeleyi kaybetti. Ve Ethem'de daha sonrasında ismine ve milliyetine eklenmiş bir hain sıfatıyla vazifesini yapıp bu topraklardan çekilirken bize kendini Çerkes kimliğiyle ifade edecek olan herkesin karşısına atılacak bir hain edebiyatını bırakarak çıkıp gitti. Evet. Belki burada şeye girmemiz lazım. Şarkı Karip kongresine, yani orada belki ayrı bir damar oradan yakalayabiliriz. Bilmem Elbruz Bey ne der. Yani İngilizlerin de müdahil olduğu artık ve Çerkezlerin artık otonomi, muhtariyet, hatta belki daha Ürdün'e kadar giden o geniş coğrafyada, Kafkaslara uzanan geniş coğrafyada bir ulus devlet kurma tahayyülüne dair sanki bazı emareler var o kongrede. Bilmem katılır mı bana ya da sen ne dersin bu konuda? Meselesi en az belki Ethem meselesi kadar bu hain sıfatı İzmir'de gerçekleşti. 1921 Ekim, evet, İzmir'de. Fakat taban olmayan bir hareketti. Yani toplamda 24 kişinin Çerkes Beyi sıfatıyla katıldığı bir hareketti. Ki o dönem yine Yunan işgali altında olan Balıkesir'de, ki çok yoğun bir Çerkes iskanı vardır, böyle bir kongre yapılabilirdi ya da Düzce'de, Adapazarı'nda yapılabilirdi. Ama biraz ısmarlama bir iş olduğu için İzmir gibi Çerkeslerin neredeyse sadece iki köy olarak iskan edildiği, çok az var oldukları bir yerde bir ısmarlama bir hareket olarak görüldü, böyle algılandı. Gerek Çerkes Taavun Cemiyeti buna sert bir tepki gösterdi İstanbul'dan, gerekse taban bulmadığı için bir karşılığı olmadı halk içerisinde, öyle söyleyeyim. Anladım. Ben de doğrusu böyle düşünüyorum. Şimdi ama her ne kadar Ethem Bey'e girmeyelim diyorsak da, ki az önceki sohbetimiz bizim mutlaka bir Ethem Bey ile ilgili bir program yapmamızı çok ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birincisi, bu İzmir Kongresi'nin Anzavur gibi bir yanı var. Evet, Anzavur'dan farklı olarak bir Çerkes kimliği kurmak, Çerkeslerin bir milliyet olarak hakları olduğunun altını çizmek, bunun için diplomasi yapmak gibi bir yanı gerçekten önemli. Ama gerek Çerkes toplumu tarafından benimsenmemiş olması, gerekse de o dönemde bir işgal örgütlemekte olan İngilizlerden medet umması nedeniyle, ben Çerkes tarihi içinde örneğin bir önceki Teavün Cemiyeti'nin, İttihat ve Teavün Cemiyeti'nin Çerkes ulusal hakları kimliğindeki rolü gibi pozitif rolüyle çok öne çıkan bir kongre olmadığı kanaatindeyim. Şey meselesine dair de kısacık bir söz söylemek istiyorum. Şimdi evet, Çerkezlerin içinden baktığında Ethem Bey ile ilgili söylenecek kuşkusuz önemli şeyler var. Keza Ayşe'nin haklı olarak işaret ettiği gibi o iddiatçı gelenek, teşkilat-ı mahsusa geleneği içinden gelen bir şekillenme hali var. Ama
Ben Çerkez kimliği açısından yine de Ethem Bey'in Anzavur'la İzmir Kongresi'yle kıyaslandığında çok daha önemli bir figür olduğunu. Çünkü düşünün ki daha sonra Çerkezleri reddedip herkesi Türkleştirecek olan bir devletin kurulmasının ilk sürecinde Yunan işgalini durduran adam bu adam. Durdurabilecek örgütlenmeyi başarmış bir adam. Bu yanı bence hani sonraki dönemler içinde Çerkez kimliğinin inşasında, çünkü bazen şöyle olmuyor, insanın ne olduğu değil nasıl bir miras bıraktığıyla ilgili kısmı çok daha önemli olabilir. Evet, Çerkez isyanlarının bastırılmasındaki negatif ögeleri unutulmasın ama sonuçta Yunan işgalini durduran kişi, bu yanının ben yani tarihsel misyon olarak Anzavur'un ve Düzce isyanını yapanların tarihte nerede durduklarıyla Ethem'in bu konjonktürde nerede durduğu meselesi arasında bir ayrım yapacaksak, tarih zannediyorum Enver'den yana bir belirginleştirme yapacaktır. Ayşe'nin işaret ettiği sonraki o Yeşil Ordu, Türkiye Halk İştirakı'nın fırkası zaten başlı başına çok önemli ama buraya girmeyelim. Şimdi zamanımız da çok kısalıyor. Tabii bu konuda söyleyeceğiniz sözleri kesmek anlamda söylemiyorum ama milli mücadelenin Çerkez Ethem sayesinde de egemen olan, ordularını kuran, resmi ordularını, meclisini kurumlaştıran ve Türkiye diyeceğimiz sınırlar üzerinde hakimiyet kuran gücü bir müddet sonra kah Anzavur'u bağışlayın bahane ederek, kah Çerkez Ethem'i, Ethem Bey'i itirazını bahane ederek Çerkeslerin kimlikleriyle var olma hakkını tümüyle ortadan kaldıran bir düzenleme, anayasa, operasyon, işte ideoloji kurma, hain falan gibi adeta Çerkeslerin sonraki hayatında başlarını kaldırıp ya biz öyle değiliz diyemez hale getirildikleri bir süreç yaşayacağız. Burada çok önemli bir Manyas Gönen sürgünü, bir de çok önemli bir müddet sonra 150'likler ihanet listesi gelecek. İsterseniz Ayşe sen mi girersin, hanginiz girersiniz? Yani bu sürece dair Erruz Bey buyurun. Hocam Manyas Gönen sürgünü, işte bu Ethem meselesiyle başlayan, daha sonra şarkı garipçilerle üstü biraz daha kabartılan ama altında Anzavur isyanına destek vermeleri ve fazlasıyla Güney Marmara'da mobilize olmuş olmaları sebebiyle, yani hala mobilize olmuş olan bu Çerkez kitlesine sarayla da olan akrabalık ilişkilerinden dolayı, altını çiziyorum çünkü Çerkeslerin sarayla olan akrabalıkları iki bölge üzerindendi. Adapazarı Düzce ve Güney Marmara. Üzerinden bu sebepler bir araya gelince 22 Aralık 1922'de Mürvetler ismindeki ilk Çerkez köyü, tabii ki Ethem'e destek olmak ve bu şarkı garipçilerin içerisinde de yer almaları, köyden birkaç kişinin yer almış olması sebebi yeterliydi. İlk sürülen köy 22 Aralık 1922'de Mürvetler, daha sonrasında da 13 köy 6 ay içerisinde sürülerek Niğde, Konya, Malatya gibi Balıkesir'den çok uzak, Manyas ve Gönen'den çok uzak bölgelere sürülerek, özelinde Güney Marmara Çerkeslerine ama genelinde de Türkiye'deki Çerkeslere bir gözdağı verildi. Akabinde Adapazarı Düzce'deki Çerkeslerin sürgünü dahi konuşulduğu ben birçok hatıratta, birçok görüşmede karşıma çıktı. Fakat daha sonrasında sadece bu 14 köyle sınırlı kalındı. Manyas Gönen sürgünlerinde yaklaşık 4000'e yakın Çerkez köylerinden kaldırılarak farklı coğrafyalara dağıtıldı. Onların geri dönme süreci çok uzun sürdü. Birçoğu yollarda vefat etti, kaldı, bir kısmı dönemedi. Dönenler geldiklerinde köylerinde Pomakları ya da Bulgar muhacirlerini ya da başka halkları buldular. Köylerini, evlerini paylaşmak zorunda kaldılar. Çerkez hafızasında çok ciddi yaralar açacak bir miras bıraktı Gönen Manyas sürgünleri. Yani Düzce dediniz, aslında demek ki Gönen Manyas'ta amaç hasıl olmuş.
Amacı ne diye soralım? Aslında tüm bu konuya bizden zıt bakanlar açısından da devletin ülkesi ve milletini yaratmak açısından deyim uygunsa Kürtlerden daha önce Çerkeslere hiza vererek adeta devletin ülkesi milletini yaratma sürecinde bir hiza verme. Ayşe, son 5 dakikamız kalmış. 150'likler, Çerkez manyası veya nereden girersin bu konuya dair nasıl bilgilendirirsin? Yani bu manya sürgünleri aslında Çerkezlere yönelik tavır daha İttihat Terakki Teşkilatı mahsusa ve milli mücadele yürüten kadrolar arasında bir hat oluşturuyor. Rauf Bey'i düşünürsen, Rauf Bey Lozan'a gitmesi beklenirken bir darbeyle diyeyim, Mustafa Kemal'in darbesiyle İsmet Paşa'ya kaybedecektir yerini. Mesela orada da bir Çerkez kökenli, Balkan kökenli iddiatçılar gerilimine bir şey olarak görülür bu tasfiye. Bu 150'likler meselesi başı başına bir konu ama önemli bir ayağını hem Ethem Bey ve arkadaşları oluşturuyor, hem bu Şarkı Karip Çerkezleri Temini Hukuk Cemiyeti diye biraz önce adını andığımız, aslında çok da önemli olmadığını söylediğimiz fakat İngilizlerin bir parmağı olduğu için milli mücadele kazanıldıktan sonra okkanın altına girecek olan o grup var. Ona o kongreye katılan kişiler var o 150'liklerin içerisinde. Bir de çeşitli Çerkez köylerinde milli mücadele döneminde gerek Ethem Bey'in ordularına gerekse Anzavur'un ordularına katılarak eşkıyalık falan da yapmış olan böyle gariban köylüler var. Hatta öyle bir hal alır ki sürgün 150'liklerin en büyük grubunu bu köylüler oluşturacaktır ve eleştirenler, yani biz bunun için mi bu listeleri hazırladık? Birkaç gariban Çerkez köylüsü mü idi bizim gerçek düşmanımız diye de eleştirecektir o listeyi hazırlayanları. 150'likler meselesi aslında Cumhuriyet'in bir şekilde siyah listesi, yani zaferi kazandıktan sonra geriye kalmış olan çok az sayıdaki muhalifi tasfiye süreci. Onların büyük bir kısmı biliyorsun ya ölmüş ya ülke dışına kaçmış ya etkisiz hale gelmiş, bir anlamda siyasetle ilişkisini kesmiş kişiler. Bunları adını anarak dışlama süreci esas olarak Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra artık bu ayrım iyice netleşecek. Hatta Talat isyanında 1963'teki kalkışmada bile bu Balkan kökenli, Çerkez kökenli Talat Aydemir olayında bile bunun izlerini arayacaktır bazı araştırmacılar. Bilmiyorum Elburz Bey ne der? Yani Cumhuriyet tarihi İttihat Terakki'den miras kalan Balkan kökenli kadroların Çerkez kökenli kadrolarla siyasi mücadelesini ta yakın tarihe kadar sahne olmuştur diye düşünüyorum ben. Sözü bırakıp bağlamayı ona bırakayım. Uzattım, özür dilerim. Hocam herhalde son sözlerimiz. Evet, Manyas Gönen'le başlayan bir süreç. 150'likler içinde tam 86 tane isim, tam 86 isim Çerkes ve Abazalardan oluşmaktadır hocam. Bu tespit ettik, tek tek bulduk. 150 içinde 86 çok ciddi bir rakam. Ve dediğiniz gibi büyük bir kesimi de Gönen ve Manyas'ın köylüleri. Böyle ilginç bir tablo. Daha sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber vatandaş Türkçe konuş, soyadı kanunu, tekleştirme ve öteki Müslüman, Türk olmayan Müslüman azınlıklar üzerinde yapılan... Mızıka yakma. Çerkezciyi imamlar üzerinden bu bir kefere dili, bu bir Moskov dili, bunu konuşmayın diye kurulan laik cumhuriyetin imamlarının Çerkesle... anlatmaya kalkması ve bu yaşanan süreçler Çerkesleri benim uzun kış dediğim bir sürece soktu. Bu 50'lerin sonu 60'lara kadar bir tam bir durgunluk ya da yok olma haliydi. Ortadan çekildi Çerkesler uzun bir süre. Ben ama gelecekten ümitliyim. Çünkü 2000'lerden sonra sosyal medyanın da katkısıyla
Çerkesler, Çerkes gençleri özellikle çok etkin ve dinamik bir kimliklenme süreci yaşıyorlar. Anneleri ve babaları Çerkesçeyi unutmuş ya da bilmiyor olsa dahi onlar ciddi bir kimliklenme sürecinde ve ben Çerkes meselesinin bundan sonra çok daha aydın bir şekilde, çok daha pozitif anlamda da katkı sağlayacak toplumun geneline şekilde tartışılacağına inanıyorum. Bu yayın için de çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan verdiğiniz için çok sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Aslında şöyle bir iki cümlelik toparlama yapmak istiyorum. Bugün de aslında Çerkes toplumu gerek devlet kurumlarında gerek aşağıdan yukarı itiraz, sivil toplum, demokrasi mücadelesinde çok aktif olan bir topluluk. Gerçekten de aslında kıskanılacak bir yeteneğiniz olduğunu teslim etmek zorundayım. Geldiğinizden beri aslında hem devletin içinde hem aşağıda, hem ezilenlerin içinde hem ezenlerin içinde böyle bir olağanüstü bir dinamik, dinamiğe işaret bu. Bu dinamiğin demokrasi hattında olmasının Türkiye'nin bütününe çok büyük bir katkısı olacaktır. Ama sadece Türkiye değil, Çerkeslerin kendisine de, Çerkes toplumunun tarih bilincinde travmaları atlatabilmesi ve gerçek anlamda kendi hak ettiği gibi bu toplumda, bu gelecekte yer alabilmesi açısından da bu yöntem çok önemli. Umuyorum ve diliyorum ki doğru bir tarih perspektifiyle Çerkezler devletçi, asimilasyoncu, egemenci damarları zayıflar. Bu halkçı, demokratik ve hakiki Çerkez damarları güçlenir. Çünkü buna hem Çerkez toplumunun hem tüm Türkiye'nin tüm işte işçisi, kadını, Kürdü, Alevisi hepsinin ihtiyacı var. Çerkeslerin de bu sürece katkısının çok kıymetli olabileceğini doğrusu bu tarih, bu kısa tarihten bile çok net gördük. Umalım ve dileyelim ki doğru bir tarih perspektifi Çerkes toplumu özellikle gençleri içinde de yaygınlaşsın. Ben teşekkür ediyorum katkın için. Ayşe son sözü... Yok, ben de söyleyecek sözüm tamam. Yok. Çok teşekkür ediyoruz Erburz Bey. İnşallah bir başka programda daha geniş tartışırız bu konuları. Biraz sözünü kestik, böldük. Belki özür diliyoruz Çerkezler adına. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki. Değerli Artı televizyon izleyicileri, Çerkes tarihinin 1864 dönemini irdeledik. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.